Efendim herkese doğadan selamlar. Malum ilkbahar ayındayız. Özellikle ilkbahar ayı doğa ve tabiatın içerisinde barındırdığı milyonlarca ağaç, bitki, çiçek türleri var ve bunların birçoğu insan sağlığına gayet faydalı olan bitki ve çiçekler. Bunlardan bir tanesi de hemen yanımda görmüş olduğunuz mürver ağacı çiçeği. Tek başına eczane görevi gören bu bitkinin meyveleri ve çiçekleri kullanılıyor. Reçeli, sosu, tatlısı, çayı, yani neredeyse her şeyi de yapılıyor bu bitkinin. Anne sütünü artıran özelliğiyle de bilinen çiçeği ve meyvesi cilt tedavisinde de sıklıkla kullanılıyor. Bunlar gibi onlarca faydası var mürver ağacının arkadaşlar. Hanımelgiller familyasına ait olan mürver, patlangıç, patpatik, mindir ağaç, sultan otu, telli gelin, mındar ağ, melesir, kara mürver gibi farklı isimlerle de anılıyor. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da popüler olan bu bitkiye özellikle Almanya'da sıkça rastlamak mümkün arkadaşlar. Gelelim mürver çiçeğinin, mürver ağacının faydalarına. Özellikle mürver meyvesinden yapılan şerbetler emziren annelerin sütünün artmasına yardımcı oluyor. Mide hastalıklarında ya da mide ağrılarında mürver meyvesi ve çiçeği ağrı kesici özelliği taşıdığı için kullanılıyor. Ağrıların giderilmesine yardımcı olurken hastalıkların tedavisinde de destek sağlıyor. İçerisinde bulunan A, C ve B vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıkları daha kolay atlatmamıza ve daha zor yakalanmamıza yardımcı oluyor. Cilt hastalıkları, yağ yakma, kilo verme gibi özelliklerinin yanında kabızlık ve bağırsak hareketlerinin daha düzenli olmasına yardımcı oluyor. Nezle, grip ve zatürreye çok iyi geldiği tıbben kanıtlanmış bir ağaç. Mürver çiçeğinden bugün meyve suyu yapacağız. Bir sonraki videomuzda da bunun reçelini yapacağız arkadaşlar. Şöyle kokladığınız zaman derinden bir bal kokusu almanız mümkün. O yüzden reçeli gayet lezzetli oluyor. Yani bal gibi yediğiniz zaman baldan ayırt edemiyorsunuz. O şekilde lezzetli bir reçeli oluyor arkadaşlar. Antiparantez içerisinde bunu da belirteyim. Bakın arkadaşlar, mürver ağacı da tıpkı mantar gibi zehirli olanı ve zehirli olmayanları var. Burada şu anda görmüş olduğunuz böyle el gibi açılan, şemsiye gibi çiçekleri açılan bitkiler zehirsizler arkadaşlar. Bunların böyle yayılanı var. Yani şöyle aşağıya doğru, şemsiye gibi değil de böyle bir kısmında yayılarak açılan çiçekli olan mürverler var. Onlar zehirlidir. Kökleri acıdır. Sadece yapacağımız işlemlerde çiçeklerini kullanacağız. Ve bu bitkiden faydalanacağız. Videomuzun başında dediğim gibi tabiat, doğa bünyesinde binlerce insan sağlığına faydalı, yararlı otlar, bitkiler özellikle de ilkbahar aylarında çıkıyor. Ve bunlardan mümkün olduğu kadar faydalanmamız, bu besinleri almamız vücudumuz için, sağlığımız için gayet iyi, gayet yararlı. O yüzden bildiğimiz bitkileri, bildiğimiz çiçekleri artık türüne göre ne yapılıyorsa o şekilde yapıp değerlendirmek ve bu besinleri doğadan almak gerekiyor arkadaşlar. O zaman buyurun, Allah'ın verdiği bu güzel nimetleri değerlendirelim. Mürver çiçeğinin şerbetini yapalım hep birlikte. Buyurun. Evet, mürver çiçeklerimizi topladık. Şimdi bunları şu kök kısmını alarak, yani mümkün olduğu kadar sadece yaprak ve polenlerini şöyle küçük küçük
dallarını. Yani şuralar acı olduğu için buraları kullanmıyoruz. Neden böyle beyaz bir örtüye çiçekleri açıyorum? Bunun içerisinde gözle görünmeyecek şekilde böcükler var. Bunların çiçeklerden dökülmesi için altına beyaz bir bez seriyoruz. Hatta ben şu anda görüyorum. Bakın size de göstereyim. Bakın görebiliyorsanız bir tane şurada var. Şöyle açtığımız zaman bakın. Şunları görüyor musunuz? İşte bunlar dökülen böcükler. Bakın geziyorlar. İşte bunları dökmemiz için böyle bir beyaz beze ihtiyacımız var. Evet, gördüğünüz gibi yapraklarını böyle ayırttık. Açalım bezin üstüne. Böcükler kendilerini beyaz beze bırakıyorlar yavaş yavaş. Doluyor. Bunlar göze görünmüyor. Yani çiçeğin üstüne baktığınız zaman onu göremezsiniz. Ölçülerine gelirsek yaklaşık 10 dal çiçeğe 1 litre su ve damak tadınıza göre şekeri yarım kilo da koyabilirsiniz, 750 gram da koyabilirsiniz. O şekilde damak tadınıza göre onu ayarlayabilirsiniz. Evet, 4 litre, ben ona göre çiçekleri toplamıştım. Aşağı yukarı 4 litre su var burada. Şimdi çiçeklerimizi suyun içine bırakıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki niye yıkamıyoruz? Yıkadığımız zaman içerisindeki sarı polenler gidiyor ve hiçbir faydası kalmıyor. Çiçeklerimizi suya koyduk. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet limonum var. Bu limonları böyle halka halka kesip içerisine bırakacağız. Kapağını kapatıyoruz. Ve bu şekilde 2 gün suyun içerisinde bekleteceğiz arkadaşlar. Bir gün de olabilir ama daha özünü suya bırakması için hem çiçeğin hem limonun 2 gün gayet normal. 2 gün beklettikten sonra da bunun süzme ve bir taşım kaynatma işlemini yaptıktan sonra mürver çiçeği şerbetimiz hazır olacak. 2 gün bekleteceğiz. 2 gün sonra görüşmek üzere. Evet, şimdi 2 gün beklettikten sonra mürverlerimiz özünü, limonlar özünü suya verdi. Şimdi bunları süzeceğiz. Şöyle 2 süzgeçten geçireceğiz. Nasıl 2 süzgeçten? Önce tortularını, daha sonra da bez süzgeçten, daha küçük böcük olabilir, işte toz olabilir, onlardan arındırmak için. Şimdi öncelikle şöyle
Şöyle papunu bir süzelim. Kokusu vurmaya başladı. Mis gibi de kokuyor. Evet. Hani ikinci süzme dediğimde bakın gördüğünüz gibi küçük küçük parçacıklar var. Bunları da bez süzgeçte alacağız. Süzdüğümüz mürver suyuna şöyle göz kararıyla, tabi bu da yine damak tadınıza göre, limon tuzu katıyorum. Tadını daha mayhoş etsin diye. Ve yaklaşık burada 1,5 kilogram toz şeker. Evet. Tatlı olmasından korkmayın. Çünkü hani bunu steril için kaynatacağız bir taşım. Kıvamı bir tık daha yoğunlaşacak. O yüzden bunu soda veya suyla sulandırarak içeceğiniz için tatlı olsa bile sulandırdığınız zaman onun kıvamını, şeker oranını ayarlayabilirsiniz. Şişelere donduruyoruz. Evet, şimdi kaynatma işlemini yapacağız. Evet, şimdi de hem kıvamlaşması için hem de sterilize işlemini yapmamız için böyle şişelerimizle birlikte bir taşım kaynatacağız. Evet, evet, suyumuz yaklaşık 2 dakikadır kaynıyor. Fazla kaynatmaya gerek yok. 1-2 dakika kaynadıktan sonra 1-2 dakika böyle bir taşım kaynaması yeterli. Şimdi bunu alıp, şişelerimizi alıp dinlenmeye koyacağız. Mürver içeceğimiz hazır. Tabi su da katabilirsiniz. Sodayla da içebilirsiniz. Biraz incelterek daha ferah, daha güzel oluyor. Ama sade de içebilirsiniz. Şöyle bir tadım yapayım. Çok derinden gerçekten bir bal kokusu var. Limonun vermiş olduğu bir aroma var. Sıcaklarda içinize ferah atabilecek çok güzel, sağlıklı, doğal bir içecek arkadaşlar. Evet dostlar, farklı bir videoda, farklı bir doğa programında tekrar sizlerle birlikte olabilmek umuduyla kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.